kimse benden borç istemesin, bana da vermesin abi. Gel, gel aşkım, gel. Ya bir de beni burada şey, tefeci gibi siyah koltuğa oturtmuşsunuz. Murat Yasemin'i arayacağım. Meşgule attı. Meşgule niye atıyorsun? Baba bir şey diyeceğim ya. Sen 50 bin ayarlayabilir misin? Ben şu anda ayarlayamam. İşim var. Kapat. Çok yeni olayım. Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz ne? Arkadaşlarımdan borç para isteyeceğim. Yakın arkadaşlarımdan. Bir 7-8 kişi vardır herhalde. Ama şimdi şöyle düşündüm. 2-3 bin lira istersem hani ne alaka derler, hani 2-3 binin mi ihtiyacı mı? İnanmazlar. O yüzden ben yüksek bir meblağ isteyeceğim. Kimle başlayalım Sedat? En varlıklısı. Vallahi herkesin durumu hemen hemen aynı ama en yakın arkadaşımla başlayayım, sonra diğer arkadaşlarımla devam edeyim. Hatta şey diyorum, babamı da arasak mı? Aklıma gelen iki kişi var para vermeyeceğini düşündüm. Diğerlerin hepsi okey diyebilir ama birçoğu şimdi iş falan da kuruyor. Belki o yüzden. Ya bilmiyorum, aslında bir yandan da istemek istemiyorum. Çünkü ben veremem derseler ben bozulurum. Bir yandan da şey, kimseden borç istemediğim için, borç vermeyi de sevmediğim için buradan bu videoda bir mesaj da yollayayım. Kimse benden borç istemesin, bana da vermesin abi. O zaman Dilan'la başlıyorum. Ay benim gülmem gelir. Arıyorum Dilan'ı. Alo. Ha, kanki. Ne yapıyorsun? Ben de geleceğim ofise kanki. Şimdi de bir yerdeyim de. Kanki sana şey diyeceğim ya. Ya ben bu ay biraz yatırım yaptım ya, şu an biraz sıkışığım. Biraz 50 bin lira kadar bir bana ateşlesen, ben sana bir iki haftaya versem olur mu? Tamam aşkım, gel. Nakit ayarlayabilir misin? Bugün mü diyorsun? Ya bugün de olur, yarın da olur. Bugün geç oldu da yarın alabilirim elden. Tamam, şey yapayım kanki. Olur, gel. Tamam aşkım, gel. Tamam kanki. Gel canım, ne tamam. Zaman istersen gel, tamam. Bekliyorum. Tamam canım, öptüm. Hadi öptüm kankam. Hadi bay bay. Bak görüyor musun nasıl arkadaş, nasıl bir güvenirlik yaratmışım insanlarda. Gel, gel aşkım, gel. Ya bir de beni burada şey, tefeci gibi siyah koltuğa oturtmuşsunuz. Şimdi şeyi arayacağım. Dilan'ın ablası Sıla Doğu. Sıla'nın canını ağlama parasını isteme bak. Öyle bir izlenimi var bende. Ne yapıyorsun kanki? Evdeyim kanka. Ha, iyi misin? İyiyim. Sen? İyi değilim ya. Elim ayağım titriyor. Niye? Kanki ben ev alırken kredi çekmiştim ya. Bugün bir 50 bin lira ödemem gerekiyor krediye. Yoksa eve hipotek geliyor da 50 bin lira var mı sende? Ben hemen haftaya vereceğim. Kanka sana hemen şöyle atayım. Hemen bekle. Hafta eklersen bekle. Bekliyorum. Ne oldu? Yok ki. Hiç yok. Atıyorum şu an. Hani 4 yatıyorum. Bireyselime giriyorum. Kanki son 105 vardı. Borsa'yı oynadım. Borsa mı oynadın? Evet. Bak sana atıyorum bütün hesaplarımı. Kanki kredinin son günü bugün cuma ya, ödemem gerek. Dilan'dan istesene, atar hemen. Kimden isteyeyim? Dilan'dan. Kanki Dilan'ı aradım, açmayınca hemen seni aradım. Ara Dilan'dan, veri. Benim şeyi bile Dilan'lar ödedi. Bak atıyorum sana ya kredi. Tamam kanki bile. Tamam. Yok kanka 15 gün sonra ver, 20 gün sonra ver. Deli misin? Sensin yani, evimi bir şey yapmayacağım. Tamam hiç kanki yok. Tamam ben. Benim dolarlarım vardı, ben dolarlarımı Fatih bana deyince kanka bozdum. Şu anda borsamı hayatta çekemem. 8 bin lira zarardayım. Tamam kanki tamam, ben Dilan'ın yanına giriyorum şimdi. Evet, şimdi kimi arayayım? Murat Yasemin'i arayacağım. 30 bin isteyeyim. Meşgule attı. Meşgule niye atıyorsun? Neyse. Şimdi Merve ile Tuğba'yı arayacağım. Onlar beni sabah aramıştı birlikte kahvaltı yapalım diye. Ben de bugün işim var diye geçiştirmiştim. Şu an ikisi beraber. İkisinden istersem anlarlar. Ya Tuğba'dan istemem gerekiyor ya Merve'den istemem gerekiyor. Ben Tuğba'yı seçiyorum. Çünkü Merve daha önce hatırlamıştım ben. Şey demişti bana. İşte benim bir yatırımım olacaktı. Çok sıkıştırma kendini. İstersen biz destek olabiliriz demişti. Ben de gerek yok falan. İhtiyaç olursa yazarım sana demiştim. Kızın zaten öyle bir teklifi olduğu için şu an aradığımda onun vereceğini düşünüyorum. O yüzden Ömer Tuğbalia'yı arıyorum. Ay bir de FaceTime aradım. Çekimde olduğumu anlayacak. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun kanki? Eminönü'ndeyiz hala. He, ben de şimdi bankaya geçeceğim de kanki ben bir yatırım yapmıştım ya. Duyuyor musun? Ev mi? Evet. Bir miktar kredi çekmiştim de bugün 30 bin lira ödemem gerekiyor acil. Sende var mı 30 bin lira? Kanki bir Ömer'i arayayım, hemen ona göre döneyim sana, olur mu? Tamam hemen kanki döneyim. Tamam. O da çünkü Ankara'ya araba almaya gitti ya. Tamam. Hemen döner tamam. Misin? Haftaya tamam, vereceğim döneceğim. Zaten. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, hadi baba. Tamam. Bir Ömer'i arayayım. Bekleyelim dönsün mü? Sen ne düşünüyorsun? Verir mi?
Aslında hepsi verir. Çünkü parayı geri vereceğimi hepsi biliyor en kısa sürede. Ama hani herkesin kendine göre şeyi olur ya, yatırımı olur, bir şey olur. Ömer diyor araba almaya gitti. Bakalım ak mı kara mı? Aradığımda telefon meşgul çalıyor diye şey yapmasın diye bekliyorum. He? Numaramı sildi. Aynen. Bekleyeyim mi? Babamı arıyorum. Hazır mısın? Babam sonuçta neyim var neyim yok biliyor. O yüzden ona çok güzel bir yalan uydurmam lazım. Arabamı değiştireceğim diyeyim. Tefeci diyeyim. Tefeciden para aldım diyeyim. Alo. Ne yapıyorsun babacığım? İyiyim sağ ol. İyi misin? İyiyim sağ ol. Baba bir şey diyeceğim ya. Ne? Ya ben bir tane böyle bir arkadaşın tanıdığı böyle bir para almıştım 50 bin lira. 70 bin lira olarak geri ödeyecektim. Şimdi parayı ayarlayamadım da sen 50 bin ayarlayabilir misin? Ben şu anda ayarlayamam. İşim var. Kapat. Neden? Çok yeni oğlan. Çok yeni oğlan dedi. İnanmıyorum. Sinirlendi şu an biliyor musun? Çalışıyor iş yerinde de 50 bin lirayı 70 bin lira olarak geri ödeyeceğim dedim ya, şu an ona sinirlendi. Ay adam üzülmesin. Eve şaka yapıyorum diyeyim. Eve gidince akşam çünkü yiyecek beni, sen tefecilere mi bulaştın diye anladı şu anda. Açarsa tabii. Çalmıyor, telefon çekmiyor. Bu arada Tuğba abla arkadan mesaj attı. Baba. Alo, ne var? Biz sana şu anda YouTube videosu çekiyoruz. Senin sesini de alıyor, sana şaka yaptık. Evladın senden sıkıştım deyip para istiyor ve vermiyorsun. Yürü çakal. Niye çakal? Hadi yürü. Hadi bay bay. Hadi bay. Tuğba'yı arayacağım şimdi. Babamın tepkisini görüyorsunuz değil mi? Efendim. Kanka IBAN at demişsin. 30 bin lira demiştim ama 50 bin ayarlayabilir misin? Kanki at bakalım, bakacağız, halledeceğiz. Kanki YouTube videosu çekiyorum. Şaka yaptım. Allah belanı vermesin ya. Geri zekalı. Ne dedi Ömer? Ne dedi? Ay yolasın IBAN dedi. Ne diyecek? Ay canım benim. Cansınız. Ya döptüm. Şaka yaptım. Hadi öptüm. Bay bay. Hadi görüşürüz. Evet şimdi kimi arayayım? Annem var ya. Parasını iste, canın iste, parasını isteme bak. Sürekli beni Indira Gandhi yapar. Bakalım şimdi ne diyecek? Meşgule attı. Ay sinir olacağım ya. Para isterken hepsinin telefonu meşgul. İçlerine mi doğuyor, ne yapıyor? Ya da telefonu şeyde, Kayra'da. Kız kardeşimi arayayım, annemi isteyeyim. Gerildim ya. Sanki gerçekten istiyormuş gibi. Alo, alo. Anne ne yapıyorsun? Üzülmüyorum. Telefonu meşgule atıyorlar. Kayra'da telefon. Ha anne şey diyeceğim. Pazartesi gününe bana bir 30 bin lira ayarlayabilir misin? Haftaya vereceğim hemen. 30 bin lira mı? Evet. 30 bin lira nereden bulayım yarın? Anne o kadar altının var yani. Altın bozulur mu ya? Anne uykudan mı uyandın? Ne oluyor? Evet. Birazcık kestirmiştim. Tamam. Ayarlayabilecek misin anne? Tamam yavrum, tamam hadi. Pazartesi gününe. Tamam. Anneciğim. Şu an YouTube videosu çekiyoruz. Sana şaka yaptım. Bakayım parayı veriyor musun, vermiyorsun diye. Ay sana yalan, hadi gireyim. Babamı aradım. Babam parayı vermedi biliyor musun? Ne dedi? Bok yiyenin kızı, çakal dedi. Para istedim, anladım. Veremem dedi. Yürü git dedi. Dalga geçmiştir seninle. 50 bin lira istedim sadece. He. Yürü git çakal dedi. Düşünmüştür ki benden parayı aldım. He? Farklı düşünmüştür. Anladım ben onun ne düşündüğünü de, neyse. Tamam anne, hadi öpüyorum seni. Hadi öptüm, hadi. Hadi bay bay. Ana yüreği işte. Hep derler ya, niye insanlar? Anne cebinde son kuruş da olsa veriyor. Babalar öyle değil ya. Bilmiyorum ya da benim babam öyle. Şimdi kimi arayayım? Engin'i arıyorum, Dilan'ın kocasını. Engin'den 100 bin istiyorum. Ne yapıyorsun kanki? İş yerindeyim, çalışıyorum. Ha ben de geleceğim bir saate de. Kanki bir şey söyleyeceğim sana. Ne? Bana pazartesine 100 bin lira ayarlayabilir misin? Haftaya vereceğim sana. Hallederiz. Halleder misin? Ha. Kanki bu kadar da ne adamsın, netsin ya. YouTube videosu çekiyordum arkadaşlarımdan borç isteme. Allah Allah. En yüksek senden istedim, hallederiz. 100 bin lira falan değil, daha fazla izleteceğim. Ya daha fazla vereceğini de biliyorum da hani sen istemeyeceğimi düşünürsün diye öyle orta yollu bir rakam istedim. Hiç aklıma gelmedi vallahi, hallederim. Anlamadın değil mi? Yok canım, nereden anlayacağım? Tamam kanki sağ ol, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
Bir şey diyeceğim. Aslında ben güzel bir güvenilir bir izlenim oluşturmuşum arkadaşlarımla, anladın mı? O para, hepsi veriyor parayı çünkü biliyorlar geri ödeyeceğim. O parayı vermeyenler de bana güvenmediğinden değil, kendileri borç vermeyi sevmiyor. Misal babam bir, Sıla, ama Sıla da verirdi yine belki borsaya falan yatırmasa diye düşünüyorum. Çünkü o da bana itimatı tam. Başka kimi arayacağım? Yasemin'i arıyorum da açmıyor. Yasemin şimdi biz iş kuruyoruz falan pişman yapacak. Bilerek mi açmıyor, ben anlamadım ki. Diyecek, deli gibi de üst üste arıyor. Efendim? Kanki ne yapıyorsun ya, kaçtır arıyorum. Efendim? Ne yapıyorsun? Kanka doktorun yanındaydım da o yüzden açamadım. He kanki şey diyeceğim ya, benim bugün bir kredi ödemem var da acil 30 bin lira verebilir misiniz bana? Hemen ben yatıracağım pazartesi. Kanka biz sıfırız şu an. Ben şu an şey Yavuzlardan... Ömerlerden borç alıyorum. Ha, iş kuruyorsun diye değil mi? Aynen yavrum. Vallahi olsa hemen dükkan seninki. Murat hemen şeker getirirdi ama ben şimdi yani Ömer'den borç alacağım bir 100 bin daha kanka. He, tamam kanki, sağ ol. Çok içerideyim. Yok sağ ol kanki, tamam. Tamam yavrum. Tamam canım, hadi öptüm, bay bay. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten ama. Yani neredeyse fiyatı söylemeyeyim de şimdi Dilan Polat Gebze'nin franchising'ini aldı ya, bayağı masraf etti oraya. Eminim ki olsa verirdi ama bilerek aradım vermeyeceğini bilerek, çünkü iş kuruyor dedim en başında. Kimi arayayım başka? Var mı aklınıza gelen biri? He? Evet. Kimi arasam? Selin'in kocasını arayayım mı? Bakıyorum daha kim var. Meriç'ten istersem anlar zaten. O da beni arayıp istemişti ya. Gökhan arayayım mı? He? Arıyorum. Alo. Kuzum. Ne yapıyorsun kanki? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ben de iyi ya. Sana bir şey söyleyeceğim ama. Müsait misin? Evet. Arkadaş çevremin bilmesini istemiyorum ya. Benim bugün bir 30 bin liralık ödemem var da 30 bin lira verir misin? Pazartesi yatıracağım sana geri. Vallahi bazı perşembe o şirket hesabından yollayabilirim. Reklam karşılığında onun faturasını ödersen yollarım. Ne faturası kanki? Borç istiyorum ya. Ben salak, hayır onu demiyorum. Para şirkette. Şirketten de çekip yollayamayacağım için. Şahsi hesabında yok mu para? Yok, şahsi de para tutmuyorum fazla. Nakit taşıyorum da. Ha, tamam kanka. Şirketten yollarım istiyorsan derim, hani reklam ödemesi. Senin de şirketin var ya, oradan fatura kesersin. Tamam kanki, olur. Biz şu anda YouTube videosu çekiyoruz da. Kim o ya? Ben. Yani Allah belanı vermesin. Şakasını mı istiyorsun? Evet. Ne kadar iyi biriyim deme hemen. Kanki çok iyi birisin. Yani vermeseydin biliyorsun magazin her yere. Şok. Gökhan Çir 30 bin lira vermedi. Sağ ol kanki, cansın. Çok sağ ol. Seni seviyorum. Dikkat et kendine. Tamam hadi kanki, öptüm. Bay bay. Hadi öptüm. Herkes veriyor bana ama. İki kişi vermedi değil mi şu ana kadar? Bir Sıla vermedi, bir babam vermedi yani. Allah Allah. Bana herkes veriyor. Parası olmayan birinden mi istesem böyle durumu hani biraz daha? Çünkü bunlar genelde imkanı olan arkadaşlarım. Acaba böyle imkanı olmayan arkadaşım da? Hani fenomen olup da imkanı olmayan arkadaşım düşündüm şu an. Onlar da şey diyecek. Ne alaka, Nez benden para mı istiyor? İnanmazlar yani. O yüzden bence çok tatlı bir insanım. Herkes bana borç veriyor deyip videoyu kapatalım. Bir de İleyda'yı aramak istiyorum. İleyda da aradığımda şey diyecek. Bir Tolunay'la konuşayım, haber vereyim sana diyecek. Muhtemelen onlar da verecek. Adım kadar eminim. Onu da aradım, ulaşamadım yani. Geriye de başka kimse kalmadı zaten. Ha, bir de Murat Yasemin Yiğit vermedi. İş kuruyorlardı. Başka da yok. Neyse, bir videonun daha sonuna geldik. Buradan görüyoruz ki herkes bana borç veriyor. Ne kadar güvenilir bir insanım. Sence Sedat güvenilir mi? He? Beni seviyorlar, evet. Allah kimseyi kimseye tabii ki düşürmesin. Ama ben de sevdiğim insanlara kesinlikle yardımcı olurum. Ama yine de alt çizgi, kimse benden borç istemesin, kimse bana borç vermesin. Allah kimseyi kimseye düşürmesin, herkesin çarşısına pazar versin diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bu arada kanalıma abone olanlara Instagram Story'de hazırladığım böyle bir kutu hediyeyi de çekilişle hediye edeceğim. Öptüm. Görüşürüz.